Ahmet Kekeç, Ali Bulaç, Mümtazer Türkön'e vs. Bir abimiz Ali Bulaç vaktiyle NATO'nun Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini yazmıştı. Eski Zaman gazetesindeki köşesinde. O müdahale oldu, epey de kan döküldü. Bir de Mümtazer Türkön'e 17-25 Aralık sürecinde kesilecek kafaları hatırlatmıştı. Kendime hakim olmasam ya da paralel yapının en ateşli savunucusu olarak ortaya çıkmış bu kafa kesici arkadaş gibi acımasızlığı ele alsam şu sorunun cevabını isterdim. Hangi odak adına devleti ve meşru hükümeti tehdit ediyordun? Hatırlarsak bu en ateşli savunucu mütemadiyen heybeden çıkacak turpu hatırlatıyordu. Hep tehdit diliyle konuşuyordu. Gizli bilgilere vakıfmış edası kuşanarak seçim dışı yollarla hükümete ömür tayin ediyordu. Erdoğan meselesini halletmiş de öteye geçmiş gibi Erdoğan sonrası değerlendirmeleri yapıyordu. Her haliyle, her tavrıyla, sarf ettiği her sözle ürkütücü bir müntesip portresi çiziyordu. Mesela bir yazısında adaletin keskin kılıcı inecek bazı başlar düşecek demiş, sahip olduğu gizli bilgilerin mahiyetini ve derinliğini göstermişti, ürkütmüştü. Onun yazılarını hep bu haletle başımıza gelebilecek kötü şeyleri tahmin etmeye çalışarak okuduk. O da korkutucu olmaya özen gösterdi, bundan çok hoşlandı ise başımıza gelebilecek kötü şeylerden birinin darbe olabileceğini elbette düşünemezdik. Kendisi bunu düşünmüş müdür? Bu sonucu murad ederek mi konuşmuştur? Bunun cevabını bize değil Cumhuriyet savcılarına verecek. Bütün sözlerinin ve söylediklerinin hasılası olarak karşımızda duran gerçek şu. Bu adam sürekli ben bir şeyler biliyorum havasıyla konuşup yazdı. Cumhuriyet savcıları da doğal olarak refleks geliştirip ne biliyorsan anlat bize bilelim. Başımıza gelebilecek kötü şeyler nedir? Nerede kurgulanıyor? Kim kurguluyor? Öğrenelim dedi ve gö gözaltı kararı çıkarıldı. NATO'nun Türkiye'ye müdahale etmesini isteyen abimize gelince kendisi şu an gözaltında. Bir hukukumuz bulunduğu, yani vaktiyle bu mahalleye abilik ettiği için bir hatırdan bakmak istiyorum. Bu nedenle içinde bulunduğu halin hak ettiği bir hal olduğunu söylemeyeceğim. Kaldı ki bu halden kurtulmasını istediğim kişilerin başında geliyordu. Ama bizim gösterdiğimiz rikkati maalesef kendisi göstermedi. Vakti zamanında ağlayan hoca diye tahfif ettiği darbeci şarlatanın kadrolu aklayıcısı oluverdi. verdi. Bundan bir süre önce 17-25'in sarsıcı etkileri sürerken laf dalaşına girmiş, karşılıklı incitici laflar etmiştik. Daha doğrusu nezahet dairesinde yönelttiğim eleştirilere abimiz sinik ve tuhaf tepkiler vermiş, bedduada bulunmuştu, ayıp etmişti. Hocalarından öğrendikleri tek şey beddua. Bu abimiz 15 Temmuz rezilliğinden sonra çıktı, arada ihtiyat payı bırakarak şöyle bir açıklama yaptı. Eğer bu işlerin içinde cemaat varsa hakkım onlara haram olsun. Bu işlerin içinde elbette cemaat adı verilen casusluk şebekesi vardı. Bunu abimiz de biliyordu. Ama niyeyse bilmemeyi, bu gerçeği kendi dışında tutmayı, bu gerçeğin uzağında konuşlanmayı tercih etti. Bunu bir adım ötesi şu olabilirdi. Gerçek yüzlerini yeni gördüm. Kendisiyle giriştiğimiz laf dalaşının konusu da buydu zaten. Cemaatin gerçek yüzü. Bunu 7 Şubat'ta, Gezi'de, 17-25 Aralık'ta görememişti. Gösterildiği halde görememişti. Görmek istememişti. Yeni gördüm demesinin elbette bir kıymeti olmayacaktı. Kaldı ki abimiz, cemaat adı verilen casusluk şebekesine gadredildiğini düşünerek NATO'yu müdahaleye çağırmıştı. Beklediği müdahale 15 Temmuz'da gerçekleşti. 15 Temmuz aynı zamanda NATO'cu Amerikancı Fethullahçı işgal girişimidir. Cemaatin gerçek yüzünü görememişti. İnşallah 15 Temmuz'un ne olduğunu görür. Ahmet Kekeç Star